Herkese merhaba arkadaşlar. Futbol Manager 2016 kariyerimizin yepyeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bir önceki bölümümüzü izlemediyseniz eğer hemen sağ üst köşede çıkan etiketten bir önceki bölümümüze gidebilirsiniz. Kanalımıza abone değilseniz sağ alt köşeden abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorumlarınızı benden esirgemeyin arkadaşlar. Dedikten sonra bir önceki bölümde baya baya kötü geçirmiştik. E, takımımız bayağı bir tökezliyor artık yavaş yavaş şöyle sirkelenip ee, kendimize gelmemiz gerekir diye düşünüyorum arkadaşlar. Ve hemen bu bölümdeki ilk karşılaşmamızdan önce bir önceki bölümdeki yorumlarda bazı arkadaşlarımız bize futbolcu bana futbolcu tavsiyelerinde bulunmuşlardı. Hemen şöyle o futbolculara bakmak istiyorum. Bir tanesi Antekorik ee, Sosa'nın yerine e, benden bana tavsiye etler bu arkadaşı. 18 yaşında Dinamo Moskova'da hemen şöyle bir gözlemci raporu isteyelim arkadaşlar. Eee Mamana'yı Mamana Mamana stoper için Mamana'yı önerdiler. E, zaten şu an kiralık büyük ihtimalle Chelsea'den kiralık. Buna çok fazla gücümüzün yeteceğini düşünmüyorum. Akaminko gene eee Jerry Akamenko'yu önermişlerdi. 27 yaşındaki Ganalı futbolcu şu anda Gwingham Gwing aynen. kampla Gwing 2018'e kadar sözleşmesi varmış. Buna da bir gözlemci raporu isteyelim. Ee, Türk olarak bir de kimdi? Efe Halil Özkara Aslı. Efe Halil'di galiba. Efe Halil diyelim. Efe, evet. Efe Halil Özarslan 25 yaşında ee, baktığımız zaman yani iyi bir rotasyon oyuncusu olabilir aslında. Buna da bir gözlemci raporu isteyelim karşıya kadar. Bu şekilde arkadaşlar bana e, futbolcu önerileriniz varsa takımımızın durumunu az çok biliyorsunuz. Kaan Ayhan'a aynı şekilde ben bir gözlemci gönderdim. Ancak şu anki bonservis karşılayamıyoruz. Takımımızın maddi durumu çok kötü olduğundan <laughs> dolayı arkadaşlar. E, bakalım devre arası bir gelsin. Eğer evimize oyuncu çıkartıp da bir transfer bütçesi yaratabilirsek kendimiz arkadaşlar e, bir iki transfer düşünüyorum devre arasında ve e, bakıyoruz Olcay tabii ki konuşalım kardeş hmm. evet bana kanıtla diyorum kendini antrenmanla bak saygısın ben, ben ben menajerim kardeşim ben ne dersem o olur çok konuşma hemen şöyle diyelim ee, bir tanesini ben defansif oyun kurucu savunma olarak yapacağım arkadaşlar savunma değil de hatta onu destek yapayım ee, Lucas Romero'yu orada öğreteceğim Oğuzhan'ı biraz daha ofansif bir şekilde ee, Zivkovic'i içe kat eden mi yapsın yok böyle Tamam ee, bazı arkadaşlar şey demişlerdi Mario Gomez'i yaratıcı Forvet olarak Evet ee, geçen bölümün başlarında şey yapmıştık ee, nasıl no gizli forvet olarak oynattık. Daha sonra eğer bölümümüz sonuna kadar izlediyseniz arkadaşlar son maçlarda yaratıcı forvet olarak oynatmıştık ve bu karşılaşmada da aynı şekilde yaratıcı forvet olarak Gomez'e çıkıyoruz arkadaşlar ve ilk karşılaşmamız Trabzon deplasmanı Trabzon ligde 17. sırada gerçekten gerçek hayattaki gibi diyelim. Zor günler geçiriyorlar ve karşılaşmaya biz başladık. Hadi bakalım hayırlısı olsun hakkımızda dedik ve karşılaşma başladı arkadaşlar. Dakikalar şimdi 8 oldu. 0-0'lık eşitlik devam ediyor karşılaşmada. Mario Gomez sakatlık geçirdi. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Dakikalar 24 oldu arkadaşlar. 0-0'lık eşitlik devam ediyor. İki takımında herhangi bir atak girişimi yok. Şu anda tehlikeli diyebileceğimiz bir atak girişimi yok. Ve şimdi onu kıvrak avutat için kullandı. Akakpo. Douglas. Mehmet Ekici Akakpo'ya tekrar. Trabzonspor defansa pas yapıyor. Güray'dan Francisco. Correra. Ancak Hutchinson kaptı topu. Romero. Lucas Romero. Beke. Andreas Bek. ortaladı. Kim orada? Mario Gomez vurdu. Ancak top az farklı avuta gitti. Gole çok yaklaştık. İlk yarıda 35. dakikada. Artık ilk yarıda son saniyeler baktığımız zaman aslında ilk yarıda Trabzonspor'a hiç top yaptırmadık, hiç şutu yok Trabzonspor'un. Ancak biz istediğimiz golü bir türlü bulamadık. Alexis geldi, topu aldı, kalecimize döndü, kaleci Boyko. Solda Leo Pele. Oğuzhan, Romero, Lucas Romero top ilerliyor. Romero müthiş hareketler. Romero vurdu olur kıvrak. Lucas Romero kendisi pozisyon yaratmak istedi ancak Onur Kıvrak gole izin vermedi. İlk yarı güzel gitti bence. Bence güzel oynadık. Trabzonspor pozisyon dahi vermedik. Biz birçok pozisyon bulduk ancak son vuruşlarda birazcık etkisizlik sanırım. İkinci yarıya biraz daha hücum ağırlıklı çıkıyoruz. Marco Paja birazcık ee, durgun diyebilirim dakikalar 60. E, oyuncu değişikliğimizi yapalım. Marco Paje'yi çıkartıyorum yerine Jose Sosa'yı alacağım. Cenk Tosun'u da Mario Gomez'in yerine alacağım arkadaşlar. Çünkü Mario Gomez'in bir sakatlığı var. Daha fazla sakatlığı e, ciddi anlama gelmemesi için iki değişiklik birden yaptık bu dakikada. Şimdi dakikalar 61 oldu. Şöyle hırslı bir şekilde oyuncularımıza yaratıcı olmaları konusunda uyardık. Şimdi Rodolfo Atiba tekrar boykoya döndü. Alexis, Atiba, Boyko. Kendi yarasağımızda sahamızda pas yapıyoruz. Leo Pele. Pele topla çıktı birden. Jose Sosa ortaya dönüyor. Lucas Romero. Müthiş bir pas. Zivkovic. Zivkovic vurdu kaleci Onur. Zivkovic'in şutu kaleci Onur topu Kornay'a çaldı. Şimdi Sosa dışarı. Lucas Romero. Romero. Ceza sahasına Romero. Ortaya çıkardı. Leo Pele vurdu. Tekrar Romero. Zivkovic orada bir karambol top. Yine kaleci Onur'da kaldı kaleci Onur üst üste iki pozisyonda kalesini gole kapattı. Şimdi Onur avut atışını kullandı. Uzun oynadı. Orada Alexis var. Cenk ala aldı, aldı topu. Romero. Sağda Zivkovic. Cenk. Andreas Beke. Andreas Beck ortaladı. Orada defans var. Şimdi uzaklaştırdılar topu. Cardozo. Ancak Rodolfo geldi. Topu söktü aldı. Lucas Romero. Müthiş bir pas. Zivkovic. Zivkovic. Ortaya çıkarttı. Cenk bıraktı Sosa'ya vurdu kaleci Onur Zivkovic. Defans Onur 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 yine izin vermedi. Atiba Onur kalesinde devleşti adeta. Francisco Yusuf Erdoğan ancak Oğuzhan geldi aldı topu müthiş bir şekilde. Zivkovic şimdi Zivkovic Sosa vurdu ve gol. Jose Sosa dakika 76 1-0'a ne geçtik? 76'ya kadar Bastırdık, bastırdık, bastırdık. Bir türlü istediğimiz golü bulamadık. 76. dakikada Sosa bulduk. Şimdi Cenk dosun Cenk. Cenk tek başına Cenk. Sağda Andreas Beck. Andreas Beck ortaladı. Arkada Cenk. Kaleci Onur. Kaleci Onur yine gole izin vermedi. Douglas. Maç çok hareketlendi. Okay korea'dan kardozaya leo pele orada topsuz alanda hareket yaptığı sarı kartı var leo pele yapma pele be ah pele be ikinci sarı kart ve kırmızı kart leo pele maalesef ikinci sarı karttan ee, kırmızı kart ve sağ dışına çıkıyor şöyle İsmail Haçınsanın yerine alıyorum 10 kişi kaldık. Maçı biraz daha şimdi kontrollü bir şekilde oynasak sanırım hiç fena olmaz. Dakikalar 83. 1-0'lık üstünlüğümüz devam ediyor. 77. dakikadan beri 10 kişi. Şimdi Boyko, Alexis, Rodolfo, pası Cenk'e. Cenk'i e pas, Zivkoviç kaçtı. Zivkoviç, Zivkoviç, vur Zivkoviç. Direkten ve gol. Müthiş gol, müthiş, müthiş, müthiş. Müthiş gol, müthiş. Zivkoviç. Andriy Zivkovic bu golü izleyecektik ama izleyemedik. <laughs> Yetişemedik. Andriy Zivkovic müthiş vurdu. Müthiş gol. Takım yavaş yavaş kendine geliyor mu acaba? Şimdi Alexis derken maçın bitiş düdüğü geldi ve Trabzonspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etmeyi başardık arkadaşlar. Ve bu sonuçla birlikte 13 maçta 21 puanla 5. sıraya yükseldik. Galatasaray'la sadece 9 puanlık bir fark var arkadaşlar. Leo e bir maç cezalı Zivkovic maçın adım seçildi. Bravo. altı maçlık bir yenilmezlik serimiz varmış. beşi zaten berabere. <laughs> 5'i berabere bitti. Tamer Tuna falan filan. Bakalım ee, izlediğimiz futbolculara evet Korik hakkında rapor gelmiş. Rapora bir baktığımız zaman kulübümüze gelmeyi çok istiyormuş. Ancak Dinamo Moskova bu oyuncu satmaya yanaşmayabilirmiş bu birazcık sıkıntı ee, eksi yanlarına baktığımız zaman gene iki tanesi zaten yabancı oyuncu. dil öğrenmesi tamam önemli değil bencil oyuncuyumuş ve gücü çok fazla güçlü değilmiş sert geçen maçlara sıkıntı yaşayabiliyormuş güçlendiririz ama yeter ki gel alabilirim şöyle transfer sözleşme bilgisine baktığımız zaman e, yok transfer teklifine 35 milyon euro o tehlike Şöyle bir e, fiyat sorsak, bir de böyle bakalım. korike ne olacak? Akaminko bizde görüşmelerle ilgilenmiyormuş. FAL tekrar bana daha iyi seçenekler çıkabilirmiş karşımıza. PTT'nin kulübümüze gelmeyi falan filan. Tek mi bir, tek bir ayak tamam. Sinir hakim olma. aşırı geliyor. Neyse, bu da tamam. E, gözlemcimiz ufak baktan e, buna. 2 aylık bir gözlemleme isteyelim Ufuk Park'tan. Evet arkadaşlar bir sonraki maçımız Kayseri Spor'la e, Türkiye Kupası karşılaşması. Türkiye Kupası'nda o bak daha yeni gördüm. Ahmet Sportif Beyler gelmiş. Gelmiş hoş gelmiş gelmişler evet. Antalya Spor ve Kayseri Spor. Zorlu bir grup. Mario Gomez bu karşılaşmada oynayamamış sakatmış. 2-3 haftalık bir sakatlığı var. Yerine e, Cenk Tosun'la başlayacağım. Moze Sosa'yı şöyle kenara alalım. Oğuzhan Romero'yu değiştirelim. Şöyle tamamdır. E, biraz rotasyon yapalım istiyorum ben. Bu Türkiye Kupası maçlarında en azından. Oyuncularımızı birazcık dinlendirmekte fayda var diye düşünüyorum arkadaşlar. Ben yapabildiğimiz kadar rotasyonumuzu yapalım. E, Necip neredesin Necip? Necip'i burada koyacağım. Hmm, başka başka başka. Kerim Fıra'yı oynatacağım. Ondan sonra başka 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 Marcelo'yu oynatacağım Alexis'in yerine. Veli Kavla oynatacağım. Oynatmasam oynasın ya oynasın. Yazıktır. O, o, da yazık. Ona da yazık değil mi? Ona da yazık. Matheus Pereira da var gerçi daha. Neyse şimdilik böyle çıkalım mı? Ya da Sosa'yı oynatayım ben şurada. Tamam Veli yedeklerle kalsın. Ee, bir tane sanırım şöyle yapalım tamamdır bu kadar rotasyon yeter zaten yani bu kadar rotasyon yeter dedim neredeyse bütün takımı değiştirdik olsun hiç önemli değil şöyle en azından yedek futbolcularımıza birazcık maç formu kazansınlar diyoruz ve Türkiye Kupası karşılaşmasında ilk gruplarda ilk maçımız kendi sahamızda Kayseri karşı hırslı bir şekilde oyuncularımıza gazımızı verdik ve karşılaşmaya Kayseri Spor başladı Mustafa sol sağa döndü Deniz şimdi Cem solda bir ses var hızlı bir futbolcu Samba sol Deniz Deniz Cezadasan Deniz vurdu direkten döndü 30. saniyede daha Kayseri Spor gole çok yaklaştı ancak top direkten döndü şimdi orada bir serbest uç kullandık ve Marcelo 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 dakikalar dördü gösterdiğinde takımımızı 1-0 öne geçirdi kim kullandı Sosa kullandı orada Marcelo bir anda bomboş kaldı orada Mustafa'nın hatası Marcelo Mustafa'nın hatasını affetmedi ve dördüncü dakikada takımımızı 1-0 öne geçirdi şimdi Serdar Kurtuluş Olcay'a doğru bir ses verin foal ve penaltı. Penaltı, penaltı, penaltı. Topun başına Jose Sosa geçiyor. Sosa. Sosa penaltıyı kullanacak. Dakikalar 10. Sosa vurdu ve gol. Jose Sosa 10. dakikada takımımızı 2-0 öne geçirdi ve bizi iyice rahatlattı diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi Rodolfo'dan Olcay'a. Jose Sosa Tolgay sağda Serdar bindirme yaptı. Ortalığı kim var orada? Kerim vurdu kaleci Ahamanda. Şimdi Terda Kurtuluş kullandı. Bir kafa yine kaleci Ahamanda. Dakikalar 13 oldu. 2-0'lık üstünlüğümüz devam ediyor. Baskılı futbolumuz devam ediyor. Kayseri Spor karşısında. İnşallah yavaş yavaş takımımız e, oturmaya başlıyor. Artık bu sezon elimizden gelen her şeyi e, en iyi şekilde yapmaya çalışacağız ve önümüzdeki sezona hazırlık yapacağız. Maddi durumumuzda yönetim inşallah el atarsa maddi e, birazcık transfer bütçesi bize yaratabilirlerse gerçekten çok güzel olacak. Serdar Topukapta da bir ses var, bir ses var. O Necip Uysal'dan çok sert hareket, hakem yana çağırdı Necip'i ve direkt kırmızı kart. Hadi bakalım dakikalar 26'yı gösterirken 10 kişi kaldık. Necip Uysal eğer bu maçı kaybedersem yandın sen. Şimdi Samba Sol. Ancak Sosa kaptı geldik aldı topu. Pası Kerim. Tolgay Arslan. Tolgay da sakatlıktan çıktı ancak topu kaptırdı. Sov ancak defansımızdan Zeki Yavru. Mialovic. Bir ses var. Sov. Bir ses var. Vurdu kaleci Boyko. Kaleci Boyko gole izin vermedi. Şimdi Deniz'e korneri kullanıyor Kayseri Defansımız uzaklaştırmayı başardı. Top taca çıktı dakikalar 30. Ah Necip bu maçı kaybedersem harbiden yandın sen. Şimdi Kerim çok hızlı gidiyor Kerim. Kerim, Kerim Fıray, Kerim cezasından geliyor. Vurdu kaleci Ahmada. Kerim kendi başına adeta pozisyonu yarattı. Şutunu da çekti ancak top kaleci Ahmada'nın üstüne gitti dakikalar 43 oldu artık. 2-0'lık üstünlüğümüz devam ediyor. Kayseri Spor karşısında 26. dakikadan beri 10 kişi oynuyoruz arkadaşlar bu arada. Ee, oyuncularımıza performanslarını beğendiğimi söyledim. Bu şekilde devam etmelerini söyledim. Bakalım ikinci yarıda bizi neler bekleyecek. Şimdi İsmail. İsmail'in pası Kerim'e geçmedi. Deniz. Uzun pas Derli'ye doğru ancak Marcelo sektirdi. Derli ortaladı. Arka tarafta Boyko. Deniz vurdu yine Boyko. Adamsın Boyko. Adamsın. Adamsın. Deniz Boyko. inanılmaz iki kurtarışla. Gerçekten Kayseri Spor'un umutlarını tüketti diyebiliriz arkadaşlar dakikalar 67 2 sıfırlık üstünlüğümüz devam ediyor Cenk Tosun'u çıkartacağım yerine Lucas Romero'yu alacağım şöyle evet. bir şey yapacağım forvetsiz 65. dakikadan sonra yapacak çok fazla bir şeyimiz yok Dakikalar 70 oldu arkadaşlar. 2-0'lık üstünlüğümüz devam ediyor. Kayserispor karşısında 26. dakikadan beri de 10 kişi oynadığımızın altını çizmek lazım. Dakikalar 77 oldu arkadaşlar. Şöyle işte kontraya çeviriyorum iyice taktiğimize kontratak taktiğine geçiyoruz yavaş yavaş. Artık maçı son dakikalar hiç riske girmeye gerek yok diye düşünüyorum. Evet artık son saniyeler maçta maçın bitmesini dört gözle diyelim. Beş gözle mi? Sekiz gözle bekliyoruz. Artık evet ve hakemin son düdüğü geldi arkadaşlar. Son düdükle birlikte 2-0 galip ayrılıyoruz. Kayseri Spor karşısında maçı 26. dakikadan beri 10 kişi oynadığımızda unutmamak gerekiyor. Evet arkadaşlar bir sonraki karşılaşmamız Çaykur Rizespor karşı ligde olacak kendi sahamızda. Bu arada ee, Ricardo Kovarejma'ya e bir teklif geldi Panathinaikos'tan. Hiç gözüm kırpmadan kabul ettim. 700 bin euro 700 bin eurodur dedim. Zaten oynatmıyorum boşuna yere kaplamasın. En azından maaş bütçemizi de ee, sıkıntı yaşamayalım diye düşündüm arkadaşlar. Evet sosyala başlayacağım bakalım. Oğuzhan'ı izleyenler varmış. 10 tane kulüp izliyormuş. Maşallah. Maşallah. Evet. Marco Paja Santrafor olarak başlasın ya. Hadi bakalım. Bu sefer de asistan menajerimizin önerdiği kadro ile çıkalım. Bakalım karşılaşmaya nasıl bir sonuç alacağız. Asistan menajerimize güvenmemiz gerekiyor mu? Ve karşılaşmaya Rize Spor başladı arkadaşlar. E, son iki karşılaşmamızı galip gelmeyi başardık. İnşallah bu serimiz devam eder. Şimdi Boyko, Andreas Beck, Oğuzhan. Pası Romero'dan müthiş pas. Zivković, Zivković topluyor. Zivković vurdu kaleci İtanya'ya. Zivković 10. dakikada kaleyi yokladı ancak kaleci İtanya'ya gole izin vermedi Şimdi Oğuzhan kullandı. Alexis vurdu. Direkten döndü. Alexis çok güzel vurdu. Çok güzel yükseldi kafaya. Ancak top direkten döndü ve dönen topu e, kaleci İtanya rahatlıkla kontrol etmeyi başardı. Dakikalar 20'di. Şimdi Oğuzhan kullandı yine. Kim var orada? Zivkoviç var. Ancak top yine konuya çıktı. Oğuzhan yine. Oğuzhan. Sosa. Ancak orada bir anlaşmazlık oldu ve top avuta çıktı. Şimdi Sosa'dan pası Paja. Romero. Paja. Paja sağda Zivkovic. vurdu ve gol. Andrea Zivkovic yavaş yavaş kendine gelmeye başladı. Dakikalar 29 1 sıfırına geçirdi. Burada Paja çok güzel saldı Zivkovic'in önüne. Zivkovic topu iğne deliğinden adeta geçirdi diyebilirim arkadaşlar ve 29. dakikada takımımızı 1-0 öne geçirdi Andrea Zivkovic. Yavaş yavaş Zivkovic dediğim gibi kendini bulmaya başladı gördüğünüz gibi ee, müthiş bir futbolcu olacak inşallah yakında. Dakikalar 35. Şimdi Ahmet İlhan ancak Hutchinson müthiş kesti topu. Andreas mükemmel pas. Zivkovic. Zivkovic cezasından. Zivkovic vurdu ancak top. Farklı bir şekilde avuta gitti. İkinci gole Zivkovic'te yine çok yaklaştık ancak top avuta gitmişti. Artık ilk yarıda son saniyeler 1-0'lık üstünlüğümüz devam ediyor. Çaykur Rizespor karşısında derken Hakemin bitiş düdüğü geldi. Ee, Sosa'yı çıkartmayı düşünüyorum. Çünkü gerçekten varlık gösteremiyor. Şunu şöyle düzeltelim. Sosa'yı çıkartacağım yerine Matius Pereira'yı alacağım arkadaşlar oyuna ikinci yarıda. İkinci yarıya biz başlıyoruz. Hadi bakalım hakkımızda olsun olsun. İnşallah 90 dakika sonunda gülen taraf biz olur. Şimdi Oğuzhan'la serbest vuruşu kullandık. Rodolfo ancak defans. Lucas Romero, Andreas Beck. Romero Romero. Lucas Romero toplu ilerliyor. Romero ortaya döndü. Atiba solda İsmail. İsmail pası hatalı kaptadı. Robin şimdi. kontratı açık açık Spor. Ancak Andreas Beck top aldı. Ara pası verir mi Zivkoviç. Şimdi Zivkovic. Zivkovic ara pası paşa. Ancak orada defans araya yine girdi. Atiba, Oğuzhan. Maç çok hareketlendi. İsmail. İsmail çizgide ortaya çıkarttı. Paşa. Marco Paşa dakikalar 49'u gösterdiğinde 2-0 yaptı durumu. Burada İsmail defans atasını iyi derinde tam çizgide içeri çıkardı. Marco Paja kariyerinin en kolay gollerinden bir tanesini Çaykur Rizespor ağlarına göndermiş oldu böylece. Şimdi dakikalar 51. Oğuzhan Atiba Hutchinson. Sağda Andreas Bekten önce Ahmet İlhan Oğuzhan koştu aldı topu. Oğuzhan sola döndü Alexis. Bir sola döndü İsmail. İsmail o ya kaptırdı topu bana. Ortada Robin bir uzun pas. Kim o? Kweke. Kwekeden Ahmet mi? Hayır, Ümit Korkmaz ceza sahasına girdi ancak top e, avutamı mı gitti? Taca mı gitti? Nereye gitti ben göremedim. Dakikalar 56 oldu. 2-0'lık üstünlüğümüz devam ediyor karşılaşmada. Şimdi Matheus Pereira atacı kullandı. Marco Paja. Romero Paja çıkartı o müthiş bir atakta ancak kaleci ithanya gol izin verme müthiş paslaşmalar ancak kaleci ithanya'ya gole yine izin vermedi çok üstünüz yüzde altmış gibi bir topa sahip olma oranımız var çay kurucu karşısında 2-0 üstünüz her şey istediğimiz gibi her şey çok güzel bir şekilde devam ediyor baktığımız zaman kondisyon olarak da takımımız gayet güzel dakikalar 80 olmasına rağmen yüzde altında futbolcumuz yok her şey istediğimiz gibi derken İsmail Köybaşı sakatlık geçirdi. Bakalım ne olacak? Pele'den İsmail, Matheus Pereira, Romero, Lucas Romero ortaya döndü Alexis. Atiba Hutchinson. Atiba'dan Oğuzhan. Zivkovic. 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 Paşa, Paşa döndü vurdu İtanya'ya. Andreas Beck yine İtanya'ya. Kaleci İtanya bugün baya baya birliğiniz farkı önledi yani. Artık 89. dakika arkadaşlar. 2-0'lık üstünlüğümüz devam ediyor. Rizli Spor karşısında kendi evimizde. Şimdi Alexis, İsmail, Lucas Romero, Matius Pereira, İsmail tekrar. İsmail Ümit Kokmaz'a kaptırdı Ümit. Ahmet İlhan'ın uzun pası. Kim o ancak Alexis girdi araya. Boyko. Andreas Beck. Andreas Beck toplu ilerliyor. Andreas Beck topu kaptırdı artık maçta son saniyeler karşılaşma bitmek üzere 2-0'lık üstünlüğümüz devam ediyor ve hakem maçın bitiş düdüğünü çaldı arkadaşlar bu karşılaşmadan da 3 puan almaya başladık ve ligde 3. sıraya yükseldi 24 puanla şöyle baktığımız zaman gerçekten ee bu bölümümüzde her şey tıkırında gidiyor diyebiliriz arkadaşlar. Trabzonspor, Kayserispor ve Rizespor 3 tane 2-0'lık e, galibiyetimiz var arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir sonraki maçımız Slovan Liberec karşısında e, UEFA Kupası'ndaki son karşılaşmamız artık şöyle olsun şuraya alacağım. E, UEFA Kupası'ndaki son karşılaşmamız dedim gruplardaki son karşılaşmamız biliyorsunuz UEFA kupasından elenmiştik arkadaşlar şöyle baktığımız zaman e, Alexis'in yerine Marcelo'yu alacağım e, başka başka Ricardo Kovarajma'yı son son oynatalım değil mi Andresi Yuko için yerine Ricardo Kovarajma oynatacağım Necip Uysalı Lucas Romero'nun yerine oynatacağım arkadaşlar e, Tolga Zengin'i oynatayım Dönüş Boyko'nun yerine Tamam. Matheus Pereira'yı oynatalım mı? Hadi Pajan yerine de Matheus Pereira'yı oynatalım ve karşılaşmaya girelim arkadaşlar. Sloven Lübeck deplasmanındayız. UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki son karşılaşmamız maalesef UEFA Avrupa Ligi'nde elendik bu sene. Stoperlerimiz sayesinde sağ olsunlar. Ee, i̇nşallah bir sonraki sezon ancak her şey böyle olmayacak. Her şey çok çok daha farklı olacak diye ben e, garanti verebiliyorum arkadaşlar size. Şimdi karşılaşmada dakikalar 12'yi gösterirken 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Dakikalar 22'yi gösteriyor. İki takım şu anda herhangi bir atak girişimi yok. Şimdi Sloven hata orada işte bak işte bak gördünüz mü? Hatayı gördünüz değil mi? Jaroslav Kukhar topu çok rahat alabiliyor. Şala kullandı. Burada Tolga Zengin çıktı mı, çıksam mı, çıkmasam mı dedi. 10 on diyene kadar adamlar golü attı yani. Dakikalar 27 oldu. 1-0'lık muhalefetimiz devam ediyor. Sloven Lübrek deplasmanındayız arkadaşlar. Tolga Zengin'in müthiş hatasıyla yediğimiz golle Necip Uysal yine sarı kart gördü. Bu çocuğun birazcık sakinleşmesi lazım sanki. İlk yarı bitti arkadaşlar. Oyuncularımıza hani hırsınız nerede? Neredesiniz siz? Adam gibi oynayın der dercesine bir güzel azarlık ve ikinci yarı için sayı gönderdik. İkinci yarı Sloven Librek başladı. Cenk Aragil Kolejman Sosa Cenk'in önüne doğru ancak Cenk yetişemedi Kuçar. Jose Sosa baya baya bir sakatlandı birden bütün kondisyonu gitti Sosa'nın dakikalar 52 arkadaşlar 1 sıfırlık mağlubiyetimiz devam ediyor Ricardo Kovarejmi'yi çıkartıyorum Andrej Zikovic ee, alıyorum alıyorum Sosa'yı çıkartacağım Lucas Romero'yu alacağım karşılaşmanın için e, ee, oyun arkadaşlar Şimdi Matheus Pereira'nın ara pası Oğuzhan'a geçmedi top. Vutrelka, Vutrelka. Uzun bir top ancak işte işte bravo Rodolfo, bravo Rodolfo. İşte ben stoperler bakın. UEFA Avrupa Ligi'nde stoperlerin azizliği budur abi. Bak. Bu top nasıl kaçar ya? Adam adamla Kratek'te Karecide karşı karşıya doğal olarak topu ağlarımıza gönderdi yani. yani harbiden bu e, stoperler yaktı beni bu UEFA kupasında özellikle beni bitirdiler diyebilirim arkadaşlar dakikalar 68 2 0lık muharebetimiz devam ediyor Slovenya'nın rekte plasmandayız şimdi Rojka kim o topu he, Rodolfo aldı bravo Rodolfo uzun oyunda Zivkovic alamadı topu şimdi Hacek Şala Kırtek Hajek tekrar ortaya döndü Kuçar. Andreas Beck kaçırdı. Fosek ancak Tolga Tolga inanılması zor olanı yaptı ve topu kurtardı. <laughs> Tolga zengin dediğim gibi inanılması zor olan yaptı ve topu kurtarmaya başardı. Dakikalar 80 2-0'lık mağlubiyetimiz devam ediyor arkadaşlar. Şimdi Andreas Beck kullandı. Lucas Romero sağa doğru. Serdar vurdu top direkten döndü maçta yakaladığımız Ender pozisyonlardan bir tanesiydi top direkten döndü artık maçta son dakikalar 2-0'lık mağlubiyetimiz devam ediyor bol bol sarı kart görüyoruz maşallahımız var ve hakemin bitiş düdüğü geldi arkadaşlar uefa kupasına ee mağlubiyetlen noktayı koyduk olsun yapacak çok fazla bir şey yok stoperlerimiz sağ olsun diyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu bölümümüzün son karşılaşması Sivas Spor deplasmanı olacak ligde. Şöyle hemen hızlı seçimimizi yapalım. Ee, dediğim gibi bölümümüzün son karşılaşması olacak. Bir sonraki karşı bir sonraki bölümde pardon inanılmaz karşılaşmalar bizi bekliyor olacak arkadaşlar. Merakla bir sonraki bölümü bekleyin derim şimdiden size şöyle baktığım zaman ee, kadroda değişiklik yapmama gerek var mı şu anlık yok diyorum ve Sivas Spor karşılaşmasına çıkıyoruz Sivas Spor deplasmanına çıkıyoruz arkadaşlar ligde şu anda son 3 karşılaşmamızı kazanmayı başardık İnşallah bu karşılaşmayı da e, pardon iki, karşı, iki ligde kazandık bir Türkiye kupasına kazandık UEFA liginde yenildik bu ligdeki üçüncü karşılaşmamız İnşallah bu maçlarda galibiyetle ayrılırız. Şimdi Ziya, Tenase, Adem. Adem'den Tenase tekrar. Atayif. Atayif Çeju. Çeju vurdu kaleci Dönis. Boyko müthiş kontrol etti topu. Dakikalar 5'i gösterirken Sivasspor gole ya çok yaklaştı. Hı? Şimdi Dönis Boyko. Leo Peleden Alexis. Lucas Romero. Sağ aman Atay, Atayif Çeju Topa girdi. Hasan Doğru. Andreas Beck. Kaleci Boyko. Alexis Delgado. Lucas Romero. Sağda Zivkovic. Zivkovic top ilerliyor. Oğuzhan'a. Oğuzhan, Oğuzhan Zivkovic'in önüne. Zivkovic topu aldı. Zivkovic son çizgi. Ortayı yaptı. Kaleciden sekti top. Korner. Şimdi Sosa. Korner'i kullandı. Ancak orada defans topu uzaklaştı. Lucas Romero top aldı. Romero ortaya döndü. Atiba. Atiba vurur mu ancak Koray Günter vurmasına izin vermedi ve topu kapmayı başardı Atiba'nın ayağından. Dakikalar 26'yı gösteriyor arkadaşlar. Şöyle hırslı bir şekilde oyuncularımıza yaratıcı olmaları konusunda sağ kenarından uyarılarda bulunalım. Şimdi Ziya Atacı kullanıyor Sivas. Şecu. Şecu Andreas Beck girdi araya. Andreas Beck. Atiba Hutchinson. Rodolfo Romero Atiba. Atiba oyunu açma ilk sadece Burhan'a girdi. çecu vurdu Deniz Boyko. Kaçıyemiz Deniz Boyko şu ana kadar gerçekten kusursuz bir karşılaşma, kusursuz bir performans gösteriyor diyebilirim arkadaşlar. Jose olsa yine patlak her zamanki gibi. Ee, Lucas Romero da patladı. O zaman şöyle yapacağız. Nasıl yapacağız biliyor musunuz? Lucas Romero'yu çıkartacağım arkadaşlar. Onun yerine Cenk Tosun oyun alacağım. Sosa'yı şöyle, Oğuzhan'ı şöyle, Cenk Paja tamamdır. Aynen güzel oldu. Ve ikinci yarıya biz başladık. Alexis Delgado, Jose Sosa, Oğuzhan. Dakikalar 51. 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Sivas Spor deplasmanındayız. Oyuncularımız biraz daha taktiğe odaklanabilirlerse gol bulabileceklerine inanıyorum ben. Bakalım ne olacak gol bulabileceğiz mi? Biraz daha hücum ağırlıklı geçmeye başlayalım. Artık dakikalar 70'i gösteriyor. Şimdi Matheus Caramello. Adem karamelo ancak top kalecimiz Boyko'da kaldı. Hafif bir kar yağışı var. Pajaya doğru ancak defans araya girdi. Matheus'tan Tenase. Hüseyin. Adem Tenase. İyi pas yapar Matheus ortaladı. Vay wow, Boyko müthiş kurtardı. Dönüş Boyko. Dönis Boyko'dan inanılmaz bir kurtarış diyebilirim arkadaşlar. David Texerion'un bu Oyuncularımıza artık ileri çıkmaları konusunda uyarıyorum. Ancak artık maçta son saniyeler. Şecu. Ziya ortaladı. Rodolfo. Da da. Tekrar Ziya. Tekrar Şecu. Tenase. Oğuzhan girdi araya. Sosa uzun oyunda Cenk'e ancak. Defans araya girdi. Beykan. Mateus'tan Adem Tenase, Teksi adam Beykan'a artık son saniyeler karşılaşmalar. Mateus derken Hakem'in bitiş düdüğü geldi arkadaşlar. Ee, maalesef Sivas Spor Deplasmanı'ndan 2 puan kaybediyoruz diyebilirim. Evet 2 puan kaybettik Sivas Spor Deplasmanı'nda arkadaşlar. O zaman bu bölümümüzde burada sonlandıralım isterseniz arkadaşlar. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde gerçekten inanılmaz karşılaşmalar bizi bekliyor arkadaşlar. Bir sonraki bölümümüz kesinlikle kaçırmayın. İlk başta Ahmet Sportif ile oynayacağız Diyarbakır'da. Eyvallah. Daha sonra kendi evimizde Galatasaray ile oynayacağız. Daha sonra tekrar Antalya Spor'la. Sonra Deplasman'da Fenerbahçe ve Kayseri Spor karşılaşmaları. Gerçekten inanılmaz karşılaşmalar bizi bekliyor arkadaşlar. Bu karşılaşmaları kaçırmak istemezseniz eğer hemen sağ alt köşeden kanalımıza abone olun. Videolarımızı beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.